Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla yine birlikteyiz. Hasankeyf'teyiz. Hasankeyf tabelasının hemen önündeyiz. Arkamda da Hasankeyf'in güzelliklerinden bir kısmını görüyorsunuz. Hasankeyf tarihi 10.000 ile 12.000 yıl öncesine dayandırılan belki de daha eski bir yerleşim birimi. Tam olarak tarihi bilinmiyor. Ama bura Ilısu yapımı süren ve %80 oranında tamamlandığı belirtilen Ilısu Barajı'nın altında kalma tehdidiyle karşı karşıya. Dünya kültürünün en önemli miraslarından birisi işte ömrü 40 yıllık 50 yıllık bir barajın sularına feda edilmek isteniyor. Tıpkı Alyanovi gibi, tıpkı Çin'deki İncekemer Köprüsü gibi. Bu haftaki Çepeçevre Yaşam programını Hasankeyf'in güzelliklerine ayırdık. Hasankeyf'in yaşatılmasına dönük çabalara ayırdık. Ve Batman'da bununla ilgili yapılan bir paneli de ekranlarda taşımaya çalışacağız. Hasankeyf'e giderken hemen yolumuzun üzerindeki bu petrol sondajlarının olduğu bölgede durduk. Burası Batı Raman ile Raman arasında bir bölge ve bölgede binin üzerinde bu tür sondajlardan olduğu söyleniyor. Türkiye petrollerinin yaklaşık %9'u 10'u işte bu bölgedeki çıkarılan petrolden karşılanıyor. Hasankeyf'e girmek üzereyiz. Dicle Nehri'nin hemen kenarında tarihi 12 bin yıl öncesine kadar dayandırılan Hasankeyf hemen arkamızda görülüyor. Dicle Nehri bulunduğumuz bölgeden biraz durgun ama Hasankeyf tüm güzelliğiyle Dicle'nin kenarında görülmeye devam ediyor. İşte Hasankeyf. Urmiya urmiya lipli guli lipli guli lipli guli. Batmana batmana lipli guli lipli guli lipli guli lili. Batmana kurdaya batmana kurdaya. Çavzele kirdar çiçe kirdas bacı kirani kemari cani. Hasankeyf'teyiz. Çekimlerimize devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz türbe Zeynelbey Türbesi 1462-1482 yılları arasında yapılmış. Artuklu hükümdarı Uzun Hasan'ın savaşta ölen oğlunun Zeynelbey'in anısına yapılmış. İşte Ilısu Barajı %80'i tamamlanmış durumda. Su tuttuğunda sular altında, baraj suları altında kalacak olan yerlerden birisi de Zeynelbey Türbesi. Onun gibi, bunun gibi onlarca, yüzlerce tarihi eser Hasankeyf'te, bu bölgede sular altında kalacak. Tıpkı Alyanovi gibi, tıpkı işte Çine Barajı altında kalan İncekemer Köprüsü gibi. Bu bölgenin tarihi kesin olarak bilinmiyor. 10 ile 12 bin yıl arasında bir tarihi olduğu söyleniyor. Benim sayabildiğim 15 tane uygarlığa beşiklik yapmış bir yer. Ömrü belki 50 belki 70 yıl olan bir barajın altında bırakılmak isteniyor.
Tabii buna karşı bunun önlenmesine dönük de çeşitli mücadeleler var. Bizim bugün burada olmamızın nedenlerinden birisi de işte bu mücadelenin bir parçası aslında. Batman'da Batman Ekoloji Meclisi, Mezopotamya Ekoloji Hareketi ve Hasankeyf dayanışmasının düzenlediği Hasankeyf Sonsuza Taşınsın paneline katılmak için buraya geldik ve gelmişken de işte Hasankeyf'i bu gün batımında Hasankeyf'in güzelliklerini çekip sizlere iletmek istiyoruz. Hasankeyf geniş bir kısmının ulaşımı önlenmiş durumda. Kaleye çıkış yasaklanmış belli bölgelerde. Ama bir taraftan da işte yeni Hasankeyf dediğimiz yapılar bu tepenin eteklerinde yükseliyor. Barajın da %80 oranında su tuttuğu söylenir. Hasankeyf'teyiz. Dicle Nehri'nin kenarındayız. Yanımızda uzaklardan gelen bir konumuz. Aslında biz uzaklardan geldik. Kendisi buralı sayılır. 4 yıldır burada. Tanıyalım. Doğru. Kendisini. Benim ismim John Crawford. 4 senedir Hasankeyf'te yaşıyorum. Aslan Amerikalıyım. 10 senedir Türkiye'deyim. İstanbul ve Hasankeyf. Araştırmacısınız. Hasankeyf'i de araştırıyorsunuz. İşte karşılaştırmalı edebiyat dediniz. Evet, evet. Yani fırsatım oldu. Yani Arapça öğrendim, Türkçe öğrendim. Yavaş yavaş Kurmancı'yı öğrenmeye çalışıyorum. Ve onun için yani Hasankeyf yani olağanüstü bir yer. Çünkü insanların, buradaki insanların çoğu üç dil konuşuyorlar. Ama gerçekten yani kendilerini İşte ya fakir insanlar, imkanları sınırlı. Ama seçerek burada kaldılar. Bazıları batıya göç etmişler çalışmak için, ekonomik durumlarını geliştirmek için. Ama bazı insanlar orada başarılı oluyorlar, bazıları başarılı oluyorlar ama çok üzülüyorlar memleketini. Ve geri geliyorlar. 2018-2019 su toplanmış olabilir ve su altında kalabilir. Aynı şeyler hemen. Ama hiçbir şey belli değil. Ve şu ana kadar su altında kalmadı. Bu da önemli bir şey. Tabii yani bunun çeşitli sebepleri vardır. Onları da konuşacağız ayrıca ama dediğimiz 2012'de de 2 sene vardı oldu. Şimdi de birkaç sene vardı. Umarım hep böyle gider. Hasankeyf'e teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Evet, Hasankeyf'in korunması, kurtarılmasına dönük, yaşatılmasına dönük yurt dışında da çeşitli girişimler var. İşte yanımızda bulunan arkadaşlarımız da biraz bu yönüyle öne çıkıyorlar. Şimdi kendileriyle bir söyleşi yapacağız. Can bize tercümanlık yapacak. Yes, my name is Stefan Struck. I'm coming from Karlsruhe, south of Germany. I'm Stefan, the second Stefan from south Germany. And I'm photographer and journalist, and I came here in 2008 first, and just to inform people with my photographs what's going on here. Stefan ve Stefan ikisi Almanya'dan geldiler. Stefan Karlsruhe'dan geliyor ve 1984 yılından itibaren Hasankeyf'i biliyor. Ve uzun süredir Hasankeyf için çabalıyor. Ve ikinci arkadaşımız Stefan, o da Almanya, Alman. Kendisi fotoğrafçı ve uzun süredir fotoğrafçılık yapıyor. Hasankeyf'le ilgili projeleri var. Ve ilk sefer olarak 2008 yılında Hasankeyf'e gelmişti. Peki kendilerine sorar mısınız? Hasankeyf'in yurt dışında, özellikle Almanya'da biliniyor mu? Ve Ilısu Barajı'nın buraları yok edeceğini Almanlar biliyor mu? Ya da tamam. Ne düşünüyorlar bu konuda? Tamam, tamam. Yes, since all over Europe the people against such big concepts of dams, and especially here in the this Mesopotamia region, it's evet. Yani Almanlar yani bu yeri biliyorlar ve bu bölgedeki barajlar hakkında haberdar oluyorlar ve barajların etkilerin üzerinde yani bilinçleri var. Ve Hasankeyf'in önemi ve bu Dicle Nehri'nin havuzunun arkeolojik olarak, tarihi olarak yani insan için ne kadar önemli olduğunu biliyorlar ve onun için, Hasankeyf için ve Dicle Vadisi için yani değeri var ve bu değeri koruyabilmek için çabalamak istiyorlar. Uzun süredir Hasankeyf'le ilgileniyor ve bugün için gelmişti arkadaşıyla. Bad Bol Akademisi'nde 11 sene önce bir konferans düzenlemişler ve bu konferansa yani çok insan geldiler ve bir şey yapmak istiyordular. Hem Türkiye'deki insanlarla hem Irak'ta insanlarla, özellikle bu Ilısu Barajı'nın projesinden etkilenen insanlarla bir şey yapmak, bir şey düzenlemek istediler. Ve ondan sonra Stefan bir belgesel
yaptı ve bu belgeselin ismi The Voice of the Tigris. Dicle'nin sesi. Yani Mehmet Uzun'un bir şiiri adı var. Yani ve yani Stefan ve arkadaşların çabaların yani bir etkisi var. Çok çok önemli etkisi var. Bu belgesel ve tanıtım kampanyasından sonra Almanya ve diğer Avrupalı ülkeler kredi için desteği çektiler. Stefan'a sorar mısınız bir gazeteci olarak buradan gittikten sonra nasıl bir haber kuruluyor? Haberin başlığı ne olacak? So I will write an article about that and share my photos. Yes. Bir makale yazacakmış. Çok önemli bir nokta. 7 sene önce böyle bir kampanya vardı. Özellikle Avusturya'da, İsviçre'de ve Almanya'da. Bu ülkenin vatandaşları yoğun bir şekilde Hasankeyf'li İlisu projesiyle ilgileniyordular. Niye? Çünkü Avusturya ve Almanya ve İsviçre bu ülkeler devlet olarak, finansman olarak bu projeyi destekliyordular. Ve oradaki vatandaşlar bunu kabul etmek istemediler. Niye? Çünkü yani burası çok önemli. Sadece Türkler, Kürtler için değil, yani bütün insanlar için yani burası önemli. Ve büyük bir kampanya oldu. Hasankeyf ve Dicle Vadisi bu ülkelerde meşhur oldu. Çok ilgi çekiyordu. Ve en sonunda çok başarılı oldu. Bu kampanya çok başarılı oldu. Niye? Çünkü oradaki ülkeler finansman desteğini çektiler. Şimdi ilgi azalıyor ve haber az oluyor. Yani senede iki sefer makale çıkıyor ve her zaman aynı fotoğraflarla, görsel yani şeylerle. Ve Stefan buradayken yeni haber getirmek, toparlamak istiyor. Kendilerine bu söyleşi için çok teşekkür ediyoruz. Artı Hasankeyf'e katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Başaram 20'den fazla kültüre 10 bin yıldır aralıksız ev sahipliği yapan Dicle Nehri ile bütünleşen ve dünyada benzeri bulunmayan Hasankeyf yapımı devam eden Uluslu Barajı ve HES projeleriyle yok edilmek istenmektedir. Evet, hemen sizi bir tanıyalım. Hikmet Ayhan. Burada esnaflık yapıyorsunuz. Esnaflık yapıyorum. Nasıl işler Hikmet abi? Vallahi işler yok. Yok. Niye öyle oldu? Bu son gelişmeler bu son gelişmelerin yüzünden olaylar falan hani istemeyerek olmuşsa da sizi etkiledi. Tabii herkesi etkiledi yani bütün Türkiye'yi etkiledi. Yani bazı sorunlar yaşadık ama bazıları isteyerek yapıyorsa, istemeyerek yapıyorsa onu bilemiyoruz yani bildiğimiz bir iş değildir. Peki bu hani olaylar başlamadan önce işleriniz nasıl? İyiydi sorun yoktu herkes. Turistler geliyor muydu buraya? Turist de geliyordu gelen giden insanlar çok. Her yerden, her devletten gelenler vardı. Evet. Her devletten gelen giden vardı. Peki bu Hasankeyf'in bulunduğumuz yerinde Uluslu Barajı tuttuktan sonra tutarsa eğer sular altında kalması söz konusu. Sizin evet. Bu konuda görüşleriniz ne? Ya tabii ki insan kendi memleketini
sular altında kalmasını istemez. Her ne kadar bir düşünce, başka düşüncelerinde olsa istemez insan. Ama bizim direndiğimiz, söylediğimiz baraj olmasın, daha 20 sene önce, 30 sene önce bize haberler geliyordu. Barajı istiyorsunuz, biz diyorduk istemiyoruz. Tabii ki bu proje 55 seneye dayanıyor. Daha eski var, GAP projesidir. Yani bizim tabii sonu nelere, ne güzelliklere olacak veya kötülük olacak veya bozulacak veya bilmem ne olacak bilmiyoruz. Biz böyle kendi kafamıza göre diyorduk istemiyoruz memleketimiz baraj altında kalmasın. Belki kasada daha güzel olur, belki de daha kötü olur. Yani şimdiye kadar bir baraj bir güzellik yaratmamış bize şimdi. Kimse kendine ev yapmamış. Gideceksin bakacaksın bir insan bir kümeste gibi yaşıyor. Kümes gibi ev. Hangi belediye başkanı geliyor diyor kimse ev yapmasın baraj olacak. Hangi hükümet geliyor diyor baraj olmasın kimse ev yapmasın baraj olacak. İşte bak bu dükkan dökülmek üzere görüyorsun. Her yer dökülüyor. Tamirat yapılamıyor. Tamirat yaptırtmıyor. Bilmem ne yaptı. İşte öyle. Peki burayı hemen bu dağın yamacında yeni bir yere taşımaya çalışıyor. Oralarda bir takım inşaatlar falan da başlamış. Evet. Yine Hasankeyf orası oluyor galiba. Evet, evet, mutlaka evet. Orası diyorlar. Kaç tane konut yapacaklarmış? Herkes öyle alır mı? Diyorlar 700-800 ev yapılacak. 3000 kişi var falan diye biliyorum. Evet, öyle. Şimdi oraya bakıyoruz böyle dağın yamacında ne ağaç var ne bir herhangi bir şey var. İnsanlar ne yapacak orada? Şimdi orada o dağda yani herhangi bir şimdi gelişme yok fazla. Artık sonra organize nasıl yapılacaksa kimse bilmiyor yani bilinmeyecek bir durumdayız yani. Herkes diyor yarın gideceksin, öbür gün gideceksin. Böyle tereddütler içerisindeyiz. Sanki böyle insan böyle bağlanmış bir şey. Ne iş yapabilirsin, ne güç yapabilirsin. Biz de başka şeylere gitmedik, göç etmedik. İmkanlar el vermedi. Çocuklar küçüktü işte. Kaldık burada. Öyle yani. Şimdi abi hani evleri yapıyorlar ya. Ha. Yaparken bacağı yapıyor. Bu baca dumandan çıkarken, duman bacadan çıkarken böyle şekil öyle alıyor şekil. Abi. Yani bak, doğal. Şu yani. Üst tarafta gördüğümüz de darphanedir. 1111'in de Artuklar tarafından yaptırılmış. Şiddetli yağmur yağınca oradan eski paradır, gümüştür, altındır, sikkedir, bronzdur. Niteliği bulunabilecek tüm maddeler oradan çıkıyor abi. Şurada. Evet. Yani bir nevi abi Merkez Bankası'dır. Eski zamanlarda abi savaş esnasında yaptıkların büyük özelliklerinden bir tanesi abi. Bu abi mesela değerli bir para, yani değerli güzel paraları abi. Vadisi. Şap. Bu vadinin büyük özelliği abi şimdi bir yandan su geçiyor bir yandan da yaya geçiyor. Hı hı. Şimdi abi su alt taraftan geçer diye ki serinliği yaşatsın. Sıcak oluyor, terleme falan çok oluyor. Bu vadi abi böyle hani gidiyor şimdi. İlk önce 1000 kişi geçebilir sonra 1 kişinin geçebileceği yere kadar da oluyor. 1000 kişi yavaş yavaş böyle azalıyor, 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 azalıyor. 1 kişinin geçebileceği kadar. Küçüldüyor abi. Küçüldükten sonra abi yine birden genişliyor. 1000 kişinin geçebileceği. Farz et kum saati abi. Hmm. Kum saatinin kumları da biz oluyoruz abi. Biz gidip gelince zaman da öyle geçiyor abi. Böyle bir şey var. Zamanınız olmasaydı o daralan yere kadar gidebilirdiniz abi. Çok uzun değil mi orası? Uzun değil abi, şu ileridedir. He. Belki gideriz de bak abi sanki şurada da bir tane yılan ağzını açmış bak kayada. Şu, he, şu evet abi. Bu gördüğümüz kısım kaledir abi milattan önce. Şurası 300, kale. Kale milattan önce 363 yılında Medler, Persler, Bizanslar tarafından kuruluyor. Vallahi dünyada böyle bir güzellik yok ya. Siz İstanbul'dan geldiniz siz de. Evet, İstanbul'dan geldik. Hepiniz. Hepimiz İstanbul'dan. Bir düşün, bu arkadaş aynı... yarı İstanbul, yarı Kurtalan. Yani İstanbul'da okuyorum, Siirt mi? Kurtalan, Siirt mi? Beykentli şey. Buraya gezmeye geldiniz değil mi? Evet, abi. O da askerdi de, izne gelmiş. Ne kadar buraya? Bu yarım saat. 55 kilometre abi. 55 burası yani. Da 30-80. En fazla bir saat sürsün. Aynen. Hasankeyf'in doğusuna geldik. Bulunduğumuz yer Hasankeyf Höyü olarak biliniyor. Burada yapılan kazılarda ortaya çıkarılan buluntuların dünya arkeoloji tarihi açısından önemli olduğu belirtiliyor.
Batman Üniversitesi Rektörü Abdülselam Uğçam'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Burada yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin Göbekli Tepe kazılarından ortaya çıkarılanda daha eski bir tarihe denk geldiğini iddia ediyor Abdülselam Uğçam. Eğer burası Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe denk geliyorsa bu dünya arkeoloji tarihini değiştirebilecek bir özellik demek. Sadece bu köyük bile, Hasankeyf Höyüğü bile ki burası eğer Lısu Barajı su tutarsa sular altında kalacak. Sadece bu höyük bile Hasankeyf'in mutlaka korunması, geleceğe taşınması gerektiğini bizlere bir kez daha gösteriyor. Evet, Çepeçevre Yaşam Programı'nın sonuna geldik. Burada Hasankeyf Alyanayı olmamalı, Hasankeyf İnce Kemer olmamalı. Hasankeyf Ala yakınlarındaki kime antik kentinin kaderi gibi olmamalı, mutlaka korunmalı. Bulunduğumuz alan da dünya arkeoloji tarihi açısından son derece önemli bir alan ve bu alanın varlığı bile Hasankeyf'i geleceğe taşımanın önemini bir kez daha bizlere gösteriyor. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.